gelinlik giyemedim diye. Muhtemelen bu da sizin içinizde bir şeydir. Ütte kaldı. Tabii. Evet. Yani neden böyle bir şey yaptı diye. Kızlar nasıl gidiyor? Ne durumdasınız? Valla benim güzel iyi gidiyor ya. Benim de harika gidiyor vallahi kızlar. Ben beklemiyordum böyle iyi gideceğini. Bakalım göreceğiz ne kadar harika. Esra hala uyuyorsun. Bizi eleştiriyorsun. Sözde ahçısın. Hala uyuyorsun. Kızım bir yandan kızartıyorum bir yandan uyuyorum. Gerçekten hala uyuyorsun. Ama siz yamuk yumuk koydunuz ki kalın kalın. Aynen. Öyle olmaz. Gel bir bak bakalım kalın kalın mı? Geldim biraz önce gördüm ya. Ahçı kim dedi ahçıyı? Ahçı ben demiş olur. Ahçı. Ahçı. Ahçı diye bir şey yok. Aşçı. Aşçı diye bir iddiam olmadı da mutfak okudum. Ha. Pardon evet. Evet doğru söylüyorsun. Çok sevdin Esra'yı herhalde. Ay çok, çok sevdim Onur Bey. Çok tatlı kız. Ha? Vallahi. Şimdi. Çok. Kayınvalileriniz sizi çok artık izledi. Ben kayınvalilerinizle aranızda olan perdeyi kapatıyorum. Şimdi. Buyurun. Senden başlayayım mı? Hadi başlayayım. Soruma. Evet. Ahçı. 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 Biliyordum ya öyle birden aldığına çıktı. Öyle çıktı birden. Şimdi Gizem. Evet. Sorum şu. Tamam. Sen bir davete gittin, bir yere gittin ama giderken de böyle bir dekolte giydin. Evet. Bu dekoltene eşin mi karışır, kayınvaliden mi karışır? Tabii ki eşim karışır, kayınvalidemi ilgilendiren bir durum yok. Niye? Kayınvalide giderken söylemiyor mu? Kızım niye bunu giydin? Çok açık, yani çok ben zaten dekolte. Bir kere o kadar açık dekolte giyinmem. Giydim diyelim ki. Ha. Yani kayınvalidem değil, eşim uyarabilir. Kayınvalidem ne bileyim, uyaramaz ya. Hiçbir şekilde uyaramaz. Yani kayınvalidem diyebilir ama ben eşimi dinlerim. Eşim bana oldu, yakıştı dedikten sonra. Oo dersin. Aynen öyle. İyiymiş. Hadi şöyle gideyim, yönümü değiştirdim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esra. Evet. Sorumu duydun. Duydum. Bir yere gittin. Hı hı. Dekolte giydin. Evet. Eşin mi karışır, kayınvaliden mi? Ya öncelikle ben çok zaten dekolte giymeyi sevmem de. Buraya... Oldu ki giydin zaten. Ya buraya yani gelirken bile kayınvaliden şeydi. Giymezsiniz hani kızım, de. Açık giyinme. Ha. Hani buraya gelirken bile hani kayınvalidem o şekilde söylemişti. Sanırım kayınvalidem, ya eşim de çok karışır. O da kıskanç biri çünkü. Aha. Ama kayınvalidem sanırım daha çok karışır. Sende kim karışır Aysun? Kayınvalide mi, eşim mi? Benim eşim normalde de kıskanç bir adam ama kayınvalidem daha kıskanç. Yani beni eşimden daha çok kıskanıyor, inanır mısınız? Ne giydiğime karışıyor, yaptığım makyaja karışıyor. Dekolte giysem herhalde ne olur bilmiyorum artık. Normalde de giymiyorum ama... Peki burada giydiğin kıyafetlere böyle bir karışma hali var mı? Tabii ki. Tabii kızım ki niye karışıyor. Bunu giydin, niye şunu giydin falan tabii, diye. Tabii tabii karışıyor. Aa. Çok karışır benim kayınvalidem. Ay, iyiymiş o da. Çok kıskanıyor Onur Bey beni ya. Ne yapacağım onunla bilmiyorum. Kıskanıyor da bir de bulsa bir de senin bulsa, tabaklarını. Bir de bulsa ah keşke. Tabaklarını bulsa bir de. İlayda. İlker mi karışıyor yoksa Gülcan Hanım mı? Onur dekolte Bey bana diyelim, dekolte. İlker çok fazla şey yapmaz ama annemi de karıştırtmam yani kendime. He. O yüzden yani İlker daha çok karışıyordur. Hadi o da karışmaz da hadi bari hadi sorunuz bari cevap bulsun diye. Kimse karışamaz yani bana aslında karışamaz. Sorunun cevabı. Sen zaten nerede nasıl giyinmesi gereken evet ben kendimi insansın. Bilirim ona göre giyinirim. Buradaki yani bence bütün gelinlerimiz öyle. Zaten bir kadın kendine yakışana giymeli. Evet bence. Yani evet dekoltede giyilmesi gereken yerler vardır. Giyilmeyen yerler aynen vardır. Anladım. Şimdi kızlar sürenizin bitimine 30 saniye kadar geleceğim. Süreyi durduracağım. Çünkü kimin ne yemek yaptığını görmek istemiyorum. Kayınvalilere gidiyorum. Haydi görüşürüz. Haydi. Kolay görüşürüz gelsin. Üzülürüm diye şey hoş yapalım. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Hoş hanımlar nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, İyi haftalarınız olsun sizin inşallah. De, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bugün siz efendim gelmeden perdeyi kapattınız. Evet. Geçen gün de cuma da artık öyle. Artık öyle. Niye biliyor musunuz? Açıklamasını da yapayım. Şimdi ben bir daha gelinlerin masasına şeyine gitmeyeceğim. Şimdi ben burada soru soruyorum. Soru tek oraya gidiyorum. Ya bir şekilde yani gözüm tabii ki kaymıyor tabii ama ki
Sonra seyircilerimize diyor ki siz yemekleri görüyorsunuz. Kimin tabağı olduğunu da biliyorsun, ona göre puan veriyorsunuz. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Ben yine söylüyorum. Damağıma göre yani hangisini beğenirsem ona en yüksek puanı veriyorum. Kesinlikle. Burada bir vermek gerçekten istemiyorum sizler gibi ama maalesef vermek zorundayım. Evet. Ama evet beğenmediğim yemekler de oluyor ki onlara bile yüksek puan tutmak istiyorum. Ki mesela bugün haftanın ilk günü olduğu için yüksek tutacağım. Ama yine bir vereceğim. Bir, acaba kime gidecek bir onu merak ediyorum. İnşallah bize gelmez Onur Bey. Bir daha o tarafa şimdi geç yemekleri görmeyeceksiniz. Görmeyeceğim evet. Artık süreyi durdurmaya gideceğim. Yanlarına gitmeyeceğim. Şimdi Semra teyze gelinin bir yere gitti, bir davete gitti ve dekolte giydi. O dekolteye sen mi karışırsın yoksa oğlum mu? Oğlum da karışır. Ha. Ben de karışırım eğer bana da böyle şey olduysa biraz. Hoşuna hoşuma gitmediyse. Hatta bazı kıyafetlerinde de burada da şey yapıyorum. Ne yapıyor? Karışıyorum yani. Ha, burada. Burada da karışıyorum. Ha, tabii şu anda milyonların önüne insan çıkıyor. Biraz daha giyimine, kuşamına önem veriyor. Deniyor, baktırıyor bana, gösteriyor. Ha. Olmaz Gizem bu diyor mesela. Hatice teyze, sen karışır mısın yoksa oğlan mı karışır? Ben karışırım. Sen karışırsın. Ben karışırım. Söylüyorsun da yani. Söylememe gerek yok. O nerede ne giyeceğini daha iyi biliyor. Anladım. Sizin oğlanlardan ziyade siz maşallah şey yapıyorsunuz. Nurten Hanım. Karışıyorum. Yani söylerim kızım o biraz açık değil mi? Veya işte bu güzel değil de. Buradaki kıyafetlerine karışıyor musunuz? Burada da bakıyorum. Biraz karışıyorum. Ha. Yani karışıyorum derken fikrimi söylüyorum. O da dinler beni. Gülcan Hanım siz karışmazsınız. Direkt sert bir tepki vermem. Ama mesela gördüm, İlayda şunu şöyle yapalım mı? Veya belinde bir yer açıklığı var, şunu şöyle yapalım mı? Daha sakin sakin söylerim. Daha sakin. Ama sert bir şekilde eleştiri olarak kesinlikle söylemem. Yani ama yine de karışırım aslında. Ne demişler? Tatlı değil, yılın deliğinden çıkarır. Üslup çok önemli. Değil mi? Bir şey anlatırken... Söyleyiş tarzı falan çok önemli. Söyleyiş tarzı, bravo. Bunlar çok önemli. Hatta bu konu hakkında o gün oğlan falan masada oturuyoruz, kızlar da var benim. İşte dedim ki ben oradayım. Gelinimin yanındayım. Merak etme. O da karar verecek. Ben de karar vereceğim. İki ortayı bulacağız dedim. Hadi bakalım. Ne ben o beni kırsın ne ben onu kırayım. Kollar da olsun kollar. Kollar da olsun yeter. Kollar da olsun. Sürenin bitirmeye gidiyorum. Tadımla görüşürüz. Tamam. Haydi, çok sağ olun. Çok sağ olun. İstesek Onur Bey'den. Ne ekspresi ya? Yetiştirdin mi sen? Aysun. Ben mi? Evet. Bağladın mı? Bağlayabildiğim kadar bağladım. Koydum artık orada açılır mı ne yapar bilmiyorum. Kaynamaya da koydun ha? Kaynamaya da koydum. Aysun. Efendim? Sen yaptıysan ben de yapabilirim. İnşallah yapmışsındır. Sana inanıyorum. Kayınvaliden bulacak seni. İnşallah ya. Bugün bana karşı pek bir iyimsersin vallahi. Sevmeye başlıyorum seni. Beni sevdiye değil. Denememeye başladım yani. Beni sevdiye değil, objektif oluyorum ben sadece. Ne oluyorsun? Objektif. Çünkü her zaman böyle objektif olmaya devam et o zaman. Bu halin tatlı çünkü. İşine geldi galiba. İşime geldi vallahi, ne yalan söyleyeyim. Hepiniz işinize geldiği gibi davranıyorsunuz. Hepinizi aynı senin çok gibi. İyi. Ben asla, aynı ben çok gibi. Net bir insanımdır. Gizem'in umurunda değil sanırım böyle bilezikler. Aysun, ben senin arkandayım. Ben relax bıraktım ama kazanıyorum. Kızlar. Aysun gibi hırs yapıp da ya yerimde saymıyorum. Bir şey söylüyor, bir dakika durur musunuz? Aysun, ben senin arkandayım. Seninle özel olarak konuşacağım bu konuları. Ne hakkında? İşte bu kızların senin üstüne gelmesi konusunda. Ders verecek galiba sana Aysun. Ne verecek? Ders. Estağfurullah, niye ders vereyim? Ya Esra'cığım. Öyle bir konuşuyorsun olur, ki Gizem. Ne olur saçmalamaz mısın ona ya? Geliyor. Hiç saçmaladığımı düşünmüyorum. Bence sen kendini bu şekilde ezdiriyorsun yani. Aysun, dışarıda konuşunca her şeyi anlayacaksın. Boş ver. Ya bak iyice merak ettiriyorsun ama. Merak et, göreceksin. Kızlar hayırdır? Siz gizli kapaklı ne konuşacaksınız? Gözüm üzerinizde. Yetiştirdin mi? Ne oldu? Yetiştirebildin mi? Evet, yetiştirdim. İyi, sevindim. İnşallah. Bugün ağlayan sen olmayacaksın. Teşekkür ederim. Yani benden sonra sen olmayacaksın. Ya sen ne durumdasın? Bitti benimki. Bitti derken? Pişti kapattın mı? Yok pişiyor. O zaman bitmedi demek ki. Bitti yani neyi bitmedi? Yetiştirdim sonuçta. İyi hadi bakalım. Gerçekten Nurten teyze sana puan verirken ben herkesten çok heyecanlanıyorum. Neden? Yani bir insan gelinini hiç mi bulamaz be Aysun?
Ya hiç de değil ama lütfen bak yani hakkını yemeyin kayınvalidim. Ay siz ne kadar kibarsınız. Esra'cığım yardıma ihtiyacın var mı? Yok hayatım sağ ol. Yok böyle bir dağıldın gibi oldu da. Yok dağılmadım da. Mutfak mezunu da. Yok dağılmadım da. Bir şey soracağım size. Havan nerede? Üçüncü çekmecede. Havan üçüncü çekmecede. Tamam. Esra'cığım başka bulamadığın bir şey olursa bana sorabilirsin. Çünkü ben mutfağın eskilerinden olduğum için sana seve seve yardım ederim canım. Eskisi olabilirse teşekkür ederim. Çok naziksin. Rica ederim. Bu arada yere bir şey düşürdün. Ellerini yıkadın mı onu aldıktan sonra? Yıkadım. Esra senin tertipli düzenli olman gerekmiyor mu?